Bugün günlerden 5 Şubat. Tam bir yıl önce Pegasus Hava Yolları'nın İzmir'den gelen Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı 183 yolcu ve mürettebatıyla Sabiha Gökçen'e iniş için son yaklaşmadaydı. Uçak teker koydu fakat uçak pist içinde duramadı. Büyük bir hızla pist bittikten sonra havalimanının güvenlik duvarlarına çarptı ve daha sonra da hemen pist doğrultusundaki çukura düştü. Ne yazık ki bu kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Birçok yolcu da yaralandı. Havacılık kazalarında ölenler, olanlar geri gelmiyor. Bir kez daha bu 3 yolcuya Allah'tan rahmet diliyoruz ama ben bu videoda bir uçak pistte duramazsa durdurmak için hangi önlemler alabilir bunları anlatmak istiyorum size. Geçtiğimiz günlerde kanalımızın en fazla izlenen videolarından biri de Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı F-4E 2020 savaş uçağının gerçekleştirdiği özel iniş videosuydu. Bu inişte uçakta meydana gelen bir arıza veya yerdeki sistemleri test etmek üzere F-4 kancasını indirmiş, son yaklaşmada gelerek emniyetle inişini yapmıştı. Uçağın bu kanca sistemi yerdeki teli yakalamış, uçak durmuştu. Tabii böyle bir sistemi yolcu uçaklarına takabilmek çok güç. Çünkü savaş uçaklarına göre yolcu uçakları devasa büyüklüklerde ve aynı zamanda içinde de çok sayıda yolcu var. Biliyorsunuz savaş uçaklarında o videomuzda da anlatmıştım. Kanca sistemi durdurmazsa pistin sonunda ağ bariyer yani bir bariyer sistemi açılıyor. Özel çelik halatın sahip olduğu bu bariyer uçağı durduruyor. Da kullanmak çok zor çünkü uçak durduktan sonra yolcuların ve mürettebatın emniyetle terk etmeleri gerekiyor. Bu ağ bariyerde bu kurtarma operasyonu nasıl yapılır, neler yapılır? Bunlar gerçekten soru işareti. Onun yerine EMAS MAX olarak adlandırılan bir sistem var. Pist sonu tehlikeli, çıkma tehlikesi bulunan yani pisti terk ettikten sonra seviye farkı olan, yolun bulunduğu, denizin bulunduğu gibi bu tür riskli pist sonlarına özel bir alan inşa ediliyor. Bu alan aynı dökülmüş bir çamur diyelim. Uçağı çok kısa süre içerisinde tutuyor, süratinin durma süratine inmesini sağlıyor ve uçakta minimum hasar oluşmasına imkan tanıyor. Sonrasında ise yolcu ve mürettebat emniyette uçağı terk ediyor ve bu sistem, bu zemin daha sonra yeniden elden geçirilerek tekrar kullanıma açılıyor. Buradaki bir başka avantaj da sivil havalimanlarında, tabii şu an bir koronavirüs salgın dönemi içerisindeyiz, çok fazla uçuş yok ama havalimanlarının pistinin kapanması demek, aynı gün içerisinde o havalimanını kullanan binlerce yolcunun da mağdur olmasına neden olabiliyor. Bu sistem aynı zamanda havalimanının da kısa süre içerisinde tekrar kullanıma açılması, pistlerinin çalışmasına imkan sunuyor. Aslında bu sistem bizim Zodiac botlardan tanıdığımız Fransız Zodiac şirketi tarafından bulunmuş bir sistem. Zodiac bugün o bot imal eden bölümünü başka bir gruba satmış ama havacılık konusunda bu tür yeni sistemler, işte uçakların tahliye sistemleri, hatta uçak tuvaletleri gibi çok fazla ekipman üreten bir şirket ve bu şirket ilk defa Amerikalı ortağıyla birlikte geliştirdiği EMAS MAX sistemini New York'un en büyük havalimanlarından biri olan JFK Havalimanı'nda kullanmaya başladı. 1995'te hizmete giren bu sistem sayesinde örnekler arttı ve bugün 80'den fazla havalimanında bu sistemler kullanılmakta. Peki sistemin teknik özellikleri nelerdir? Sistem saatte 70 knot yani pist içerisinde çok yüksek bir sürat bu. 70 knotta 100 metrelik mesafede uçağı durdurabilecek özelliğe sahip. Özel bir çimento sistemi geliştirilmiş. Bu çimento sistemi yağmur yağdığı zaman, kar yağdığı zaman dış etkenlerden etkilenmiyor. İşte havanın kuruluğu, nemliliği gibi bunlardan, sıcaklıktan çok fazla etkilenmiyor. Sürekli bakımları yapılıyor, ölçümleri yapılıyor ve bunu adeta donmamış bir çimento veya bir çamur kitlesi olarak düşünün. Uçak 70 knot'ta ki bu pist sonu için çok ciddi yüksek bir sürat ve duramayacak tabii 70 knot'ta bu bölgeye doğru giriyor. Bu bölge içindeki özel kimyasal yapı uçağın iniş takımlarını sarıyor ve adeta orada kilitlenmesini, uçağın çok kısa sürede durmasını sağlıyor. Burada sistem durdurmayla beraber
uçakta özellikle de iniş takımlarında minimum hasar meydana geliyor. Aynı zamanda şöyle bir bilgi de vermek isterim. Sivil uçaklarda, askeri uçaklarda da aynı şey. En pahalı parçaların başında uçakta motor geliyor. Sonrasında ise iniş takımları da çok pahalı ve ağır sistemlerin başında. Sivil Havacılık Otoritelerinin yaptığı araştırmalara göre ayda dünyada ortalama 2 ila 3 pistten çıkma olayı meydana geliyor. Ne yazık ki bu olaylarda ölüm ve yaralanma riskleri de çok yüksek. İşte bu sistem uçağı yakalıyor, hızını minimuma çok kısa mesafe içerisinde düşürüp tekrar pistten çıkıp ağır hasarların olmasının önüne geçiyor. Şimdi tabii aklınıza şöyle de bir soru gelebilir. Havalimanlarının pistlerinin dibinden neden yollar geçiyor? Bunlar planlanmıyor mu? Aslında bir havalimanı yatırımı yaparken çok uzun süreler düşünülmesi, planlanması, bunlarla ilgili tüm risklerin çok ciddi bir şekilde analiz edilmesi gerekiyor. Ama işte günümüzde bu sadece Türkiye'de değil, dünyada da ne yazık ki mevcut. O yılların çok kısa vadeli bakışları sonrasında 30-40 yıl, 50 yıl sonra bu işin olmayacağını gösterebiliyor. İşte bu örneklerden biri mesela Atatürk Havalimanı'ndaki 1735 doğrultusundaki pistlerdi. Bu pistlerin hemen sonunda, kuzeye doğru kalkışların sonunda hemen E5 Sefaköy geçerdi. Ve gerçekten benim en büyük kabuslarımdan biri de gazeteci olarak bir gün bir yolcu uçağının pistte duramayıp bu bölgeye düşeceği ve büyük bir facia alıp benim işte bunun haberini yapmak üzere koşturacağım kabusuyla bazen gece uyanırdım. Eğer tabii bu yol birkaç yüz metre ötelenme şansı olsa, pistler buna göre planlansa, bu yurt dışında da çok sık örnekleri var. İşte bir bakıyorsunuz pistin sonunda bir uçurum var veya coğrafi şartlar bunun yapılmasına engel. Bu gibi ne yazık ki planlama hataları da ne yazık ki dünyada çok sık karşılaşılıyor. Sonuçta havalimanı yatırımları, pist yatırımları gerçekten çok uzun vadeli düşünülmesi gereken, inşaatı kolay olmayan pahalı projeler. Bunun için işte bir hareket etmeden önce 1000 kere, belki de 10.000 kere, 100.000 kere düşünmek ve tüm riskleri de planlamak gerekiyor. Olan ve ölen geri gelmiyor. Ne yazık ki Pegasus çok ağır bir kaza yaşadı. 3 vatandaşımız da hayatını kaybetti. Onlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılar kimi iyileşmeye çalıştı. Muhakkak kalıcı hasarlar da vücutlarında meydana geldi. Onlara da acil şifalar diliyoruz ama bizim en büyük umudumuz her türlü önlem alınarak bu tür kazaların bir daha yaşanmaması. Bize lütfen sorularınızı yorum olarak yazın. info@tolgozbek.com adresine sorularınızı veya işbirliği tekliflerinizi yollayabilirsiniz. Kanalımız katıl tuşuyla destek verebileceğiniz gibi abone olarak, bildirimlerinizi açarak videomuz yüklendiği zaman size bilgi ulaşacaktır. Takip edebilirsiniz. Detaylı savunma, havacılık, uçuş emniyet gibi konulardaki haberlerimiz, özel haberlerimiz tolgozbek.com sitemizde. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.